Değerli basın mensupları, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası olan İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunulacak. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri ve Gaziantep'te konutlar yapılacak. İlimiz genelinde ise toplamda 3827 konut yapılacaktır. Afyonkarahisar merkezde Gökçe Mahallesi 1. bölgeye 9 Kasım saat 14'te ihalesi yapılacak. 578 konut bu bir ihale içerisinde kapsamında yer alacak. 2. bölge ise 10 Kasım'da yapılacak ve bu kapsamda ise 649 konut Afyonkarahisar Gökçe Mahallesi 2. bölge yapılmış olacak. Yine son açıklanan müjdeyle 191 konut olarak olmak üzere toplamda Afyonkarahisar merkezde 1418 konut, 50 konut Beyyazı Beldesi'ne, 316 konut Emirdağ'a, 204 konut Bayat'a, 154 konut Çobanlar'a, 63 konut Daskırı'ya, 136 konut Haydarlı Beldemize, 36 konut Tatarlı Beldemize, 96 konut İşçihisar'a, 278 konut Sandıklı, 200 konut Gömü Beldemize, 164 konut Sinanpaşa ilçemize ve 106 konut Güney Beldemize yapılacaktır. Ayrıca yine 94 konut Kılıç Aslan Beldemize, 127 konut Başmakçı ilçemize, 150 konut Bolvadin ilçemize, 63 konut Hocalar ilçemize, 110 konut Kızılören ilçemize, 59 konut da Pazarağaç Beldemize yapılacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bununla birlikte Bolvadin ve Emirdağ Devlet Hastanelerinin ihalelerinin 25 Ekim'de yapılacağını, Çobanlar ve Başmakçı Devlet Hastanesi'nin ise ihalelerinin yakın zamanda yapılacağının müjdesini duyurmak istiyorum. İlçelerimize hepsi ayrı ayrı hayırlı olsun. Değerli basın mensupları, Türkiye'de en çok proje üreten illerin başında yer alan şehrimiz bu yüzyılın projesiyle birlikte daha çok kalkınan bir şehir olacaktır. Zira Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje sadece bir konut projesi değil, 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları yaratacak, ekonomiyi büyütecek, sanayi çarklarını hızlandıracak, üretime katkı sağlayacak dev bir proje yatırımıdır. Değerli basın mensupları, son günlerde bir telefon markası üzerinden yapılan çalışma süresi kıyaslaması yapanlar için bir kıyaslama da biz yapmayı uygun gördük. Örneğin Amerika'da acil servis ücreti 4600 dolar hastane ve ambulans, tedavi süresi için çalışması gereken gün 80 gündür. Türkiye'de ise acil servis ücreti yoktur, ücretsizdir. Dolayısıyla 0 lira, tedavi için gereken çalışma süresi ise 0 gündür. Sağlık en önemli ihtiyaç iken iletişim konusu bir marka veya model ile değil, farklı marka ve model iletişim araçları ile de çözülebilir. Bir üretim üssü haline gelen ve İHA, SİHA, TİHA'larla dünyada parmakla gösterilen güçlü Türkiye'miz yakın zamanda iletişim alanında da dünyaya hükmedecek iletişim ürünlerini üretecektir. Ülkemiz bir cep telefonu üzerinden kıyaslama yapılabilecek bir ülke değildir. Kıyaslama yapılacaksa elzem konular üzerinden sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getiren ülkelerin durumları üzerinden kıyaslama yapılmalıdır. Değerli basın mensupları, şimdi söyleyeceklerimin aksini iddia eden varsa buyursun söylesin. Bugün Avrupa mum ve odun stoklayarak nostaljik bir kışa hazırlık yaparken enerji kriziyle mücadele için yeni kısıtlamalar getiriyor. Birçok ülke klimaların tasarruflu kullanılması için düzenleme yaparken İsviçre'de halktan kış için mum ve odun stoğu yapmaları istendi. Elbette enerji krizinin sonuçları bunlarla sınırlı kalmıyor. Kriz Avrupa'daki fabrikalara teker teker kilit vurdurmaya başladı. Şimdi batan dün 500 bin konut projesini açıklayan Türkiye mi yoksa evlerinde mum alıp odun stoklayın diye çağrıda bulunan Avrupa mı? Takdiri siz aziz milletimize bırakıyorum. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da her yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sektör adına önemli kazanımların elde edildiği Uluslararası Gastro Afyon Gastronomi Festivali'nin bu yıl dördüncüsü düzenlenecek. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar
Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde TÜRSAP Afyonkarahisar Bölge Temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirilecek festivalde Afyonkarahisar'ın gastronomi zenginlikleri tüm dünyaya tanıtılacak. Afyonkarahisar Motor Sporları ve Festival Merkezi'nde 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde bizim mutfağımızda sadece yemek değil, insan da pişer temasıyla Mevlevi mutfağı başta olmak üzere tüm yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım yapılacak.